İyi akşamlar. TV2 akşam bülteniyle karşınızdayız. Ben Duygu Aydın. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ordu Kültür ve Sanat Derneği tarafından Ankara'daki ordular için düzenlenen iftar programına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, Türkiye'nin ayakta olması, güçlü olması İslam coğrafyasının güçlü olması demektir. Biz büyük bir Türkiye'yi, güçlü bir Türkiye'yi tabii ki 79 milyon vatandaşımız güçlü olsun diye istiyoruz dedi. Ordu Kültür ve Sanat Derneği tarafından Ankara'daki ordular için iftar programı düzenlendi. Düzenlenen iftar programına Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş da katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, Türkiye üzerinde oynanan oyunlar olduğuna dikkat çekerek Türkiye'nin İslam dünyasının amiral gemisi olduğunu söyledi. Ankara'daki hemşehrilerimizin bir iftar sofrasında bir araya gelmesi, birbirlerini tanıması, tanışanların birbirleriyle daha yakın tanışması, tanışmayanların da tanışmalarına vesile oldukları için çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. İslam coğrafyası o şanlı, şerefli, eski, güzel günlerinden çok uzakta duruyor. İslam coğrafyası bir taraftan iç çatışmaların içerisinde, bir taraftan bombaların patladığı, insanların hayatını kaybettiği, şehirlerin, ülkelerin işgal altında tutulduğu ve maalesef geniş anlamda da İslam coğrafyasının iç çatışmalarla boğuştuğu bir dönemden geçiyor. Aynı şekilde İslam coğrafyası açlıkla, kıtlıkla, cehaletle, çaresizlikle boğuşuyor. Bütün bunlardan kurtulabilmek sadece dualarımızda "Ya Rabbi bunlara bize bahşet" demekle, evet Cenab-ı Allah bahşederse olacak. Ama Cenab-ı Allah bunları bahşetmesi için biz Müslümanlardan da bu uğurda çabaları göstermemizi istiyor. İlim yolunda, irfan yolunda, hikmet yolunda, birlik yolunda, dirlik yolunda çaba sarf etmemizi istiyor. Bütün bu sorunlarımızı çözecek olanlar tabii ki 1,5 milyara aşkın Müslüman coğrafyanın insanlarıdır. Şunun farkındayız. İslam coğrafyası dışarıdan birçok saldırıyla karşı karşıyadır. Bu saldırılar dün de vardı, bugün de var, yarın da var olacak. Ama asıl olan bu saldırılar var diyerek kabuğumuza çekilmek, içimize kapanmak, sorunlarımızı tehir etmek, sorunlarımızla yüzleşmekten kaçınmak değildir. Evet, dışarıdan her türlü saldırıyla karşı karşıyayız. Ama biz de nasıl Cenab-ı Allah'ın bize öğrettiği şekilde iyi Müslümanlar, güzel insanlar, iyi insanlar olarak hayatımızı güçlendirmek için gayret sarf ediyor muyuz? Sarf etmiyor muyuz? Dolayısıyla İslam dünyası içeride de, kendi içerisinde de bu soruları soracak, bu sorunları çözecek ve daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek. Ordu Büyükşehir Belediyesi bu yıl üçüncüsünü düzenlediği iftar programları kapsamında bu kez sofrasını Ordu Büyükşehir Belediyesi meydanında kurdu. Yoğun katılımın sağlandığı iftar programında hem yemekler hem de gönüller paylaşıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi bu yıl üçüncüsünü düzenlediği iftar programları kapsamında bu kez sofrasını Altınordu ilçesinde kurdu. Büyükşehir Belediyesi'nin rahmet ve bereket ayında birlikte orduyu sloganıyla yola çıktığı programda binlerce ordulu Ordu Büyükşehir Belediye Meydanı önünde düzenlenen programda bir araya geldi. İlahi dinletisi ve duayla başlayan programa Ordu İl Müftüsü Mustafa Kolukısaoğlu da katıldı. Zekat kelimesi temizleme anlamına geliyor. Onunla ilgili ayet ve hadislere geçmeden kısa bir bilgi arz edeyim. Buyursun. O da zekat belirli bir malın belirli zaman süresi, zaman geçtikten sonra Allah rızası için belirli muayyen kişilere verilen o miktara zekat diyoruz. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz bir konuşma yaptı. Başkan Yılmaz programda özel misafirlerin bulunduğuna dikkat çekti. Bizim özel davetlilerimiz var. Kimler onlar? Hemen sağ tarafımdan itibaren ordu basını, Altınordu ilçesindeki basın mensuplarımızın tamamını iftara davet etti. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Aşağı yukarı tamamına yakını katıldılar. Bunun yanında
bilginize sunuyorum. Ordu ilimizde sosyal hizmetlerin bize bildirdiği oranca 390'a yakın yetim kardeşimiz var. O yetim kardeşlerimizin tamamı da hemen belediyemizin önünde bugün bizim iftar programımızın misafirleri. Başkan Yılmaz ayrıca Altınordu'da yapılacak olan yatırımlarla ilgili de bilgiler verdi. Sadece yer altında 1300 tane otopark olacak. 1300 tane kapalı otoparkı olan 50 bin metrekare kapalı alanı olan ve yaklaşık 50 milyon euroluk bir yatırımı Haziran 2018'de hizmete açacak şekliyle ihalesini inşallah yapıyoruz. Boztepe'yi önümüzdeki ay ihaleye çıkıyoruz. Çok güzel bir çevre düzenlemesi yapıyoruz Boztepe'ye. Altınordu ilçemizde cephe iyileştirmeleri, giydirmeleri yaptık. Rus pazarı ile adliye arasında başlamıştık. Şimdi geçtiğimiz mecliste kararını aldık. Altınordu ilçemizin bu sahildeki Karadeniz sahil yolu boyunca sağında solunda ne kadar bina varsa hepsini giydireceğiz. Onun yanında şehir içinde İsmet Paşa, Fidangör ve Süleyman Felek Caddesi'ni de giydirmek suretiyle çok güzel bir görselini de sağlamış olacağız. Erol Pişkin'in emekli olmasının ardından boşalan Ordu Defterdarlığı'na defterdar yardımcısı Mustafa Yılmaz Şimşek vekaleten atandı. Defterdar Erol Pişkin'in emekli olmasının ardından boşalan Ordu Defterdarlığı görevine defterdar yardımcısı Mustafa Yılmaz Şimşek vekaleten atandı. 1978 Çorum Bayat doğumluyum. Maliye Bakanlığı'na 1998 yılında memur olarak göreve başladım. Akabinde müdür yardımcılığı, müdürlük ve şimdi de bakanlığımızca yapılan görevde yükselme sınavı neticesinde yazılı ve mülakat sınavlarında başarılı olarak ilimize, Ordu ilimize defterdar yardımcısı olarak atandım. 13 Haziran 2016 tarihinde göreve başladım. Ordu ilimize ilk defa geliyorum. Daha önce bilmiyordum. Fakat Ordu'yu çok beğendim. Çok hayran kaldım. Doğal güzellikleri, denizi, yaylaları ile Ordu müthiş bir şehir. İnşallah ülkemize, milletimize, Ordu ilimize Rabbimden güzel hizmetler yapmayı diliyorum, temenni ediyorum. Ordu'nun Faslı ilçesinde tırla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Aybastı'dan Fatsa istikametine giden Lütfullah Çiftçi yönetimindeki 52KH824 plakalı hafif ticari araç, Kurtuluş Mahallesi'nde dönüş yapmak isteyen Alaaddin Duran idaresindeki 58AP201 plakalı tırla çarpıştı. Kazada sürücü çiftçi ile aynı araçta bulunan Nurcan ve Halis Özdemir yaralandı. Başını aşağıya bırak. Yaralılar 112 acil servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan Faslı Aybastı karayolunda trafik kontrolü sağlandı. Fındık'ta yeni hasat dönemine 1,5 ay kala Karadeniz'de meydana gelen terör olayları da vatandaşları endişelendiriyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden fındık toplamak için gelen mevsimlik tarım işçilerinin arasına terör örgütü mensuplarının karışması ihtimaline karşıysa il genelinde denetimler artırılıyor. Her yıl fındık toplamak için Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden gelen mevsimlik tarım işçileri bu yıl sıkı bir araştırmadan geçecek. Özellikle son aylarda tüm yurtta olduğu gibi Karadeniz bölgesinde de meydana gelen terör olayları yeni hasat dönemi öncesi fındık üreticilerini tedirgin etmekte. İstihbarat raporlarında yer alan iddialara göre ise mevsimlik tarım işçisi gibi bölgeye gelen ve incelemelerde bulunduğu ileri sürülen terör örgütü üyeleri için Ordu'da sıkı denetimler yapılacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Altınordu Ziraat Odası Başkanı Uğur Cürüt, üreticileri uyardı. Her ne kadar sıkı denetim olsa bile Güneydoğu'nun durumu belli. Oradaki insanlar da bizim insanımız ama orada PKK terör örgütü var. Buraya gelen işçilerimizin arasına sızabilirler. Onlarla beraber normal fındık işçisiymiş gibi kamuflaj olabilir. O yüzden üreticilerimiz çok dikkatli olmalılar. Cürüt, üreticilerin bahçelerinde çalıştırdığı mevsimlik işçilerle ilgili kimlik bilgilerini güvenlik güçleriyle paylaşmaları ve bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Cürüt ayrıca
Güneydoğu Anadolu bölgesinden gelen vatandaşların da herhangi bir sızmaya karşı tedbirli olması konusunda uyarılarda bulundu. Kişilerin kimliklerini bölgesindeki jandarma karakoluna, polis karakoluna veya muhtarlara bildirmesi gerekiyor. Tabi burada muhtarlarımızın da çok önemi var. Köyüne gelen yabancı işçilerin kimliklerini toplayıp polise, jandarmaya bildirmeleri gerekiyor. Biz tabii ki Güneydoğu'dan fındık işçisinin gelmesine karşı değiliz ama aralarında terörist olursa bu sıkıntı yaratır. Hatta o bölgeden gelen insanlarımıza da sıkıntı yaratır. O yüzden o bölgeden gelen insanlarımız da, fındık toplamaya gelen insanlarımız da getirmiş oldukları işçilere dikkat etsinler. Getirmiş oldukları insanlara dikkat etsinler çünkü aralarına sızabilir. Güneydoğu'dan fındık toplamak için gelen insanlarımız da bu bölgeye aralarındaki insanlara dikkat etsinler, takip etsinler. Aralarında bu tip insanları barındırmasınlar. Alsanız iyi olur. Üreticinin fiyat noktasında ümitlerinin tükendiği bir dönemde sosyal medyada fenomen olan bir fındık şarkısı dikkat çekiyor. Samsun Çarşambalı Selahattin Aydın'ın yüre şivesiyle fındıkçının derdini dillendiren ve fındık fiyatını eleştiren klibi şimdiden sosyal medyanın en çok izlenen videoları arasına girdi. Fındık benim, her şeyim. Sene boyunca emeğim. Samsun Çarşamba'nın sosyal medya fenomenlerinden Selahattin Aydın fındık şarkısıyla interneti kasıp kavuruyor. Sene boyunca emeğim, fındığa verdiğiniz fiyatla gübreyi nasıl öderim? Fındığa yöre şivesiyle uyarladığı şarkı büyük beğeni gören Aydın, klibi sosyal medyanın da en çok tıklanan videoları arasına girdi. Yöre şivesiyle fındıkçının derdini dillendiren ve fındık fiyatını eleştiren Aydın'ın işte o şarkısı. Topladım fındığı kendime, devletin fındıkla derdine, baksana çiftçinin haline, fiyat vermeyi bile bile. Topladım fındığı kendime, devletin fındıkla derdine, baksana da çiftçinin haline, fiyat vermeyi bile bile. Yine kalmışım tellere bir başıma, bir başıma girdim oynar başına. Yine bakmışım fındığa, günlükçü bulamıyor ortada. Kalmışım güneşin altında, millet fakir fukara, millet fakir fukara. Şarkı şimdiden 7'den 70'e dilden dile dolaşıyor. Üreticilere bu tıklanma rekoru fiyat artışı olarak döner mi bilinmez ama artık fındık sıkıntısını tüm dünya biliyor. Fındık benim, her şeyim. Sene boyunca emeğim. Fındığı verdiğin fiyatlar, kübreyi nasıl öderim? Bir bakmışım güneşe, güneşin altında kalmışım. Millet fakir fukara, millet fakir fukara. İyi fiyat vereyim bu sene. Yaz ayı Ramazan'la birlikte geldi. Ordu'da Ramazan dolayısıyla plajlar ve denizler pek rağbet görmese de Ordu Aksağlığı Müdürlüğü tarafından plajlarda iki kez yapılan ölçümlerde deniz suyu temiz çıktı. Ordulu vatandaşlar gönül rahatlığıyla Ordu il ve ilçelerinde denize girebilir. Bu sözler Halk Sağlığı Ordu Şube Müdürü Dr. Çetin Gündoğdu'ya ait. Dr. Gündoğdu, Ordu'da vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerden İki kez deniz suyu numunesini aldıklarını ve sonuçların temiz çıktığını söyledi. Bizim belediye ile yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde önce ilimizdeki yüzme noktalarını tespit ettik ortak bir çalışmayla. Bu çalışmanın akabinde de yüzme sezonunun açıldığı ve kapanacağı Eylül ortası döneme kadar biz bu plajlarımızdaki deniz sularından numuneler alıyoruz. 15'er günlük periyotlarla. Ve sürekli olarak mikrobik açıdan kirlilik olup olmadığını takip ediyoruz. Çok şükür şu ana kadar bizim Ordu ilimiz sınırlarındaki yüzme alanlarımızda mikrobik kirlilik noktasında denize girilemeyecek yerlerimiz yok. Eylül ayına kadar 15 günde bir deniz suyu numunesi almaya devam edeceklerini belirten Gündoğdu, vatandaşların güvenli ve dip akıntısı olmayan bölgelerde yüzmelerini tavsiye etti. Evet, denizin suyunun temizliği önemli ama malum Karadeniz bölgesindeyiz. Buradaki insanların birçoğu da aşina. Bizim denizimizin
takım ters akıntıları var. Boğulma vakalarını çok sık görüyoruz. O yüzden aslında bu yüzme alanlarının belirlenmiş olması sadece deniz suyunun kirliliğini takip açısından değil, aynı zamanda güvenli yüzme alanlarının oluşması açısından da çok önemli. Vatandaşlarımıza şunu söyleyebiliriz. Şu ana kadar yapmış olduğumuz, biz bugüne kadar iki defa numune aldık deniz sularımızdan. Bu numunelerimizin hiçbirisinde denize girilemeyecek durumda olan sahilimiz yok. Belirlenmiş olan plajlarımızda. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla buralarda denize girebilirler. Ancak özellikle yüzme alan olarak tespit edilmiş yerleri, hatta belediyenin bu alanlarda zaten can güvenliği için bulundurduğu elemanlar var, çalışanları var. Bunların bulunduğu bölgeleri tercih etmek bizim güvenliğimiz açısından daha faydalı olacaktır. Ordu'nun Altınordu ilçesinde 5 parka eski belediye başkanlarının ve milletvekillerinin isimleri verildi. Altınordu Belediye Meclisi tarafından kabul edilen karar doğrultusunda yeni yapılan Şirinevler Mahallesi Ulukent sitesi yanındaki parka eski Ordu Milletvekili merhum Harun Çakır, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Baran sitesi yanındaki parkta eski Ordu Milletvekili merhum Kemal Şensoy, Şahinceli Mahallesi'ndeki Şahin Tepesi sitesi yanındaki parkta eski Ordu Belediye Başkanı Halit Kahraman, Akyazı Mahallesi'nde Gökkuşağı sitesi yanındaki parka yine eski Ordu Milletvekili ve Belediye Başkanı merhum Kazım Türkmen'in isimleri verildi. İsim tabelaları parklara asıldı. Artık Ramazan ayının sonuna yaklaştığımız bu günlerde bilinenler evlatlara, tecrübeler torunlara aktarılıyor. Bilgilerin miniklere aktarılmasında doğru adımların atılması gerekiyor. Hiç düşündünüz mü? Her şeyi bir oyun olarak gören çocuklara Ramazan ve oruç nasıl sevdirilir? Sorunun cevabını haberimiz özetliyor. Ramazan ayı çocukları camilere alıştırmak isteyen aileler için büyük bir fırsat. Birçok çocuk iftarın ardından takılıyor anne babasının peşine ve soluğu camide alıyor. Çoğu zaman camileri bir oyun mekanı olarak görüyor ama çıkardığı gürültüye rağmen orada bulunmaları onları geleceğe hazırlıyor. İyiliği emretsinler ve insanları kötülüklerden alıkoysun. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde 7 yaşına geldiğinde çocuklarınıza namazı emredin buyuruyor. Yani buradan şu anlaşılıyor. Demek ki 7 yaşından önce biz eğitime, öğretime başlayacağız. Kötü alışkanlıkların dahi cazip olarak gösterildiği çağımızda iyiliklerin hak ettiği yere gelmesi için çocuklara verilecek eğitim büyük önem taşıyor. O yüzden çocuk ibadetinin çocuklara zorla değil sevgiyle aşılanması gerekiyor. Yani eskiden büyüklerimiz öğlene kadar çocuklara bu hadis-i şeriften yola çıkarak yaparlardı bunu. Oruç tuttururlardı. Öğrende acıkınca yavrum seninki öğlene kadar olsun zarar etmez derler. Burada amaç orucu alıştırmak, Allah'ın emrini yerine getirmeye alıştırmak. Ordu Müftüsü Mustafa Kolukısaoğlu çocukların İslam'ı sevmeleri için bazı dini vecibelerin çocukların yanında yapılması gerektiğini söyledi. Evlerinde fitrelerini verirken çocukların yanında bunu hesaplarlardı. Zekatlarını çocukların yanında hesaplarlardı. Bir yoksulu, bir muhtacı kayırmayı, desteklemeyi çocukların yanında söylerlerdi ki daha sonra bu dini gelenek Allah'ın emri bu çocuklar tarafından da öğrenilsin. Mustafa Kolukısaoğlu camilerdeki çocuk seslerinin hoş görülmesi gerektiğini söyledi. Çocuklarımız camilere gelir, özellikle teraviye gelir, annesiyle, ablasıyla gelir. Bunlar camide gürültü yapar ama aman bu çocuklar niye gürültü yapıyor, gürültü çıkarmayı çıkarıyor diye tepki göstermeyelim. Bunları bağrımıza basalım. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin namazdayken torunları, başka çocuklar ensesine bile oturmuşlar. Hutbede bile yanına gelmişler. Hoş görelim çocukları. Varsın camide koşsunlar. Esenyurt Ordu Dernekler Federasyonu tarafından İstanbul Esenyurt'ta iftar programı düzenlendi. Yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı iftar programında gurbetteki ordular aynı sofrada bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı. İstanbul'da bulunan Ordulu Dernekler iftar programlarında bir araya gelmeye devam ediyor.
ESOF yani Esenyurt Ordu Dernekler Federasyonu tarafından İstanbul Esenyurt'ta 10 bine aşkın kişinin katılımıyla iftar programı düzenlendi. Evet sevgili izleyen, bizler de şimdi gidiyoruz şöyle arkaya doğru. Neden? Bugün burada gerçekten Esenyurt'ta mükemmel bir ordu buluşması var. Bakalım şöyle, kameralar çok takip ediyorlar şu anda bizleri. Bizler de girelim halkın içine doğru bakalım. Evet, merhabalar, afiyet olsun diyelim. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Nereliyiz? Ordu, Gürgentepe. Gürgentepe? Evet. Nasıl buldun böyle bir güzel kalabalık? Hiç böyle bir şey katıldınız mı bu kadar kalabalık bir iftara? İftara, Mustafa Başkanımızın davetiyle geldik. Çok güzel bir organizasyon olmuş. Kalabalık, tüm orduların bir arada olması çok güzel bir şey. Esenyurt Belediye Meclis Üyesi Mustafa Gevrek bir konuşma yaptı. Gevrek konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları verdi. Bizim kitabımızda mutsuzluk yok. İnancımızda bezginlik yok. Bizler inanıyorsak mutlak galibiz. Bizler diyoruz ki bize Allah'ımız yeter kardeşlerim. Sayın Cumhurbaşkanımız birçok yeniliğe ve birçok eserlere imza attı. Dağıs'ta milletin analı duruşunu Sayın Cumhurbaşkanımız sergiledi. Esenyurt Ordu Dernekler Federasyonu Başkanı Serdar Çutanaksa, bu kadar katılımın olması beni çok duygulandırdı diye konuştu. Bugün burada bu kadar kitlenin olması emin olun beni çok duygulandırdı. Buraya 3-4 ay önce bir seçim için geldim. Bu kadar etkileneceğimi, duygulanacağımı bilmiyordum. Bazı kardeşlerim, abilerim burada yemek yiyemedi. Onlardan çok özür diliyorum. Kitlenin bu kadar olabileceğini ben bile tahmin etmedim. Orduların gücü işte budur. Bundan sonra da sizi böyle görmek istiyorum. Ben siyaset içinde değilim. Siyasi çok fazla konuşmayacağım. Mustafa abim çok güzel konuştu. Ona teşekkür ediyoruz. Ben biraz dernekçilik hakkında konuşacağım. Biz İstanbul'da ordular nüfusumuz neredeyse İstanbul'un ikinci sırasında olma durumundayken şu anda temsiliyet hakkımız çok az. Bir tane belediye başkanımız var. Tabii ki Esenyurt'un belediye başkanı da bir orduludur. O da bizim abimizdir. Her zaman yanımızdadır. Orduların hep yanında olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu da bir konuşma yaptı. Başkan Kadıoğlu kendilerine yapılan eleştirilere yönelik açıklamalarda bulundu. Bize düşen bin yıldır bu topraklarda İslam'a hizmet eden, İslam dünyasına hizmet eden, mağdura mazluma hizmet eden, garibe gurabaya kucak açan, kol kanat gelen insanlar olarak bizler yine bu coğrafyada, yine bu topraklarda ecdadımızdan aldığımız bu güzel hasleti güçlü bir beraberlikle, inançla devam ettirmek. Üzerimize çok geliyorlar. Yok efendim diplomaymış. Yok efendime söyleyeyim Amerika'daki bilmem ne eyalet sistemmiş. Böyle tırıvırı işlerdi. Bizim mahallelerde eskiden böyle çocuklar, biz gençler birbirimizi kızdırmak için bazı laflar söylerdik. Böyle inadına laflar söylerdik. Bakıyor ki bu inadına laflar konuşuyor. Amerika'daki şey getirecek misin? Ne olmuş Amerika'daki şey buraya gelse? Kıyamet mi kapacak? Derdi ne lan bu? Oynuyor kelimelerle. Yani görenler konuşuyor bu adam. Ne konuşuyorsun? Babanın kürsüsü. Çıkmışsın oraya. Getirmişler seni. Kasetten konuşuyorsun. Kardeşim doğru konuş ya. Bu şu milleti. Bir şey de ki ya bak sizin için şunu yapacağız diye. Amerika'da era sisteminde şöyle karar alınmış diye. Bana ne? Orada ne karar alınıyor ona bakacağız. Orada 19'da 19-0 yapmıştı. Hala konuşuyorsun. Üye Belediyesi'nin Erenyurt Mahallesi'nde düzenlediği iftar yemeğinde konuşan Üye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, bölgede yapılan yoğun çalışmalarla artık yol probleminin gündem olmaktan çıkacağını söyledi. Üye Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği iftar yemekleri devam ediyor. Bu kapsamda Erenyurt Mahallesi'nde düzenlenen iftar yemeğine yaklaşık 700 kişi katıldı. İftar yemeğine katılan Üye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanırken, birlik ve beraberlik atmosferi içerisinde geçen iftar yemeğinde Erenyurt sakinleri hep birlikte iftarını açtı. Erenyurt Muhtarı Harun Aydın'ın organizasyonundaki emeği geçenlere teşekkür eden Belediye Başkanı Çamyar, Erenyurt'ta şu ana kadar 7000 metrekareden beton yol yaptıklarını belirtti. Üye Belediye'miz
Eren Yurt'un muhtelif yerlerinde 7000 metrekareyi aşkın beton yol programını icra etti, bitirdi. Yine mahalle aralarımızda Ünye Belediye'mizin yol bakım çalışmaları muhtelif yerlerde devam edecek bundan sonraki süreç içerisinde. Çalışmalar kapsamında yol ve bakım çalışmalarının aralıksız sürdüğünü kaydeden Çamyar, bölge halkının en büyük iki talebinin olduğunu vurguladı. Sizin bizden istediğiniz zaten iki şey var. Bunlardan bir tanesi yol, bir tanesi su. Bu taleplerin ağırlıklı olarak yol ve su olduğunun altını çizen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, bu açıdan hizmet noktasında Büyükşehir Yasası'nın bir kez daha önem kazandığını hatırlattı. Özellikle beldelerimiz yol yapımıyla ilgili son derece geriye kalmış durumda. Büyükşehir Yasası bu açıdan bakılınca son derece olumlu bir hamle. 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte yemekler de gönüller de sofralarda birleşiyor. İstanbul'da orduyu temsil eden dernekler de yaptıkları iftar programlarıyla İstanbul'da yaşayan orduluları bir araya getiriyor. Ordu Korganlar Derneği düzenlediği iftar programında bir araya geldi. Ramazan ayıyla birlikte başlayan iftar programları tüm hızıyla devam ediyor. Bu iftar programlarından biri de İstanbul Korganlar Derneği'nden geldi. İstanbul Korganlar Derneği tarafından düzenlenen iftar programı Kur'an tilaveti ve ilahi dinletisiyle başladı. Ne akilem ne divane gel gör beni aşk neyledi. Dernek Başkanı İsmail Gökçek iftar programının açılış konuşmasını yaptı. Bugün burada iftar programımızda gönül soframıza ortak oldunuz ve paylaşımda bulundunuz. Uzaktan ve yakından teşrif ettiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Değerli hocalarımın ağzına sağlık. İftardan önce değerli Aydın Hocam ifade etti. Müminin iki tane mutlu olduğu andan biri iftar sofrası, diğeri de İnşallah hepimizin birlikte yine orada da buradaki iftar sofrası gibi bir arada olacağı, Cenab-ı Allah'la karşılaştığı an, cennetine girdiği an, inşallah hepimiz yine orada da o huzuru, o mutluluğu birlikte paylaşırız. İstanbul Korganlar Derneği iftar programına katılan Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz da Korganlıları bir araya getirdiği için derneğe teşekkür etti. Her biri birbirinden kıymetli dostlarımız var. Yeni Pınarlılar Dernek Başkanlarımız, Şanlı Dernek Başkanlarımız, Yine Çiftlik Dernek Başkanlarımız, Aşağı Korkunlar Dernek Başkanlarımız ve bu güzelliği bize yaşatan değerli dostum İsmet Gökçen arkadaşımıza, başkanımıza ve değerli yönetim kuruluna çok teşekkür etmek istiyorum. Programa katılan Korganlı, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma'da Ramazan ayının önemine vurgu yaptı. Mübarek bir ayı idrak ediyoruz. Mübarek ayın manevi arınmasını, durulmasını yaşıyoruz. İnşallah bütün bir yıla Ramazan'ın güzelliklerini, Ramazan'ın dayanışmasını, kardeşliği büyütmeyi ve çoğaltmayı inşallah hep birlikte ilave etmiş olacağız. Ordu'nun Fasla ilçesi Dumlupınar mahallesinde oturan Melisa Şanlı'dan haber alınamıyor. Dün sabah işe gidiyorum diye evden ayrılan Melisa için ailesi ve polis de seferber oldu. Perişan olan Melisa'nın ailesi gören ya da duyanların polis merkezine bildirmelerini istedi. Fasla ilçesi Dumlupınar mahallesinde oturan 16 yaşındaki Melisa Şanlı dün sabah 08 sıralarında çalıştığı markete gitmek üzere evden çıktı. Evden annesi tarafından uğurlanan ve en son saat 15'te telefon görüşmesi yapılan Melisa Şanlı'dan o saatten sonra hiçbir haber alınamadı. Anne Hakiber Şanlı, kızını görenlerin polis merkezine bildirmesini istedi. Ben Melisa Şanlı'nın annesiyim. Kızım dün saat 3'ten beri haber alamayım. Markette çalışıyordu. İşe gideyim diye evden çıktı. İş yerine gitti. İş yerine vardığımda işten ayrıldığını öğrendim bir gün öncesinde. Aradım, anne sen eve çık, ben eve geleyim dedi. O saatten sonra da telefonlarına daha ulaşamayayım. Polis karakoluna gittim. Polislerden de bir haber alamadım. Dünden beri Faslaları adım adım aradım. Çocuğumdan bir haber alamadım.
Görenlerin, bilenlerin Allah rızası için en yakın polis karakoluna ulaşmasını istiyorum. Evlat sahibi olanlar sesimi duysunlar ne olur. Karadeniz'de vatandaşların vazgeçilmez besin kaynaklarından dut pekmezi geleneksel yöntemlerle yapılırken kilogramı 50 liradan alıcı buluyor ve yapımı 2 gün sürüyor. Şu gördüğünüz pekmez, dut pekmezi. Bu ağaçtan dökülür. Döküldükten sonra böyle kaynatılıp kablara konur. Kablardan da tekrar kışa yani bekletmek için ayriyet kablar vardır. Onlara konulur. Karadeniz'de dutların olgunlaşmasıyla vatandaşların vazgeçilmez besin kaynaklarından pekmezin yapımına başlandı. Atarık pekmez tavasının içine biraz da su koyar kaynatır. Ondan sonra süzeriz. Hamilelerle gelişim çağındaki çocukların beslenmesinde de önerilen dut pekmezi bölgede kahvaltı sofralarının baş köşesinde yer alıyor. Süzenden sonra Dölbent'ten, İlistir'den Dölbent'ten geçiririz. Mürdünü bırakmamamız için. Üstünü kaynadıkça üst tavaya koyarız onu tekrar kaynadıkça üstünün tepini alır dökeriz. Özellikle soğuk kış günlerinde tüketilen dut pekmezi Türkiye'nin dört bir yanında farklı yöntemlerle üretiliyor. Ben yiyorum, benim kanım yok. Ben ameliyat oldum bilmem kaç senesinde, bunu benim için. Sana şifa verdi değil mi? En evet, büyük kan yapıcı bu. Ayakta geziyorum ben, bundan ayakta geziyorum. Karadeniz'de de meyvenin olgunlaşmasıyla vatandaşların vazgeçilmez besin kaynaklarından dut pekmezinin yapımına başlandı. Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ali İslamsa pekmezin birçok hastalık için şifa olduğuna vurgu yaptı. Adı Karabaş, sahibine de oldukça sadık. Öyle ki sahibinin peşinden de bir an olsun ayrılmıyor. Bu özelliklerinden dolayı Karabaş'ı bir köpek zannedebilirsiniz. Ama Karabaş daha bir aylık minik bir kuzu. Gürgentepeli Celal Özer'in doğduğundan beri eliyle beslediği Karabaş bir an olsun yanından ayrılmıyor. Hadi hayırlı sabah. Görüntülerde izlediğiniz kuzunun adı Karabaş. Gürgentepeli Celal Özer'in doğduğundan beri eliyle beslediği kuzu. Artık kendisinin peşinden bir an olsun ayrılmıyor. Karabaş'la birlikte fidangör olarak bilinen Sarıpaşa Caddesi'nde gezintiye çıkan Celal Özer, doğduğundan beri beslediği kuzuyu her gittiği yere götürüyor. Evet, tabii daha işte yeni doğduydu bu. He. Anasının karnından öyle onu biberle bu al işte bu başkasıyla bile gezmiyor. Benimle benden başkasıyla gezmez. Sen ha. Çarşı pazarı her yere gittiğin yere götürüyor musun? Bunu her tarafa götürüyorum her tarafa. Çarşı pazar. Her tarafa gidiyorum işte. Sen o... Kendisinden de bir an olsun ayrılmadığını söyleyen Celal Özer, Karabaş'ın biberonunu ve parfümünü bir an olsun yanından ayırmıyor. Darıyorum. Darana bile darıyorum. Tabii parfüm marfümü de sıkıyorum. Hepsini sıkıyorum. Ha, hepsi var lan var. Hepsi var mı bilen var cebimde benim. Biberonu bilen baksana. Suyunu içiyorum. Ha. Bak suyunu içer. Ne gittim ha. Orduların meraklı bakışları arasında ordunun Enişlek Caddesi'nde dolaşan kuzuyu satın almak isteyenleri ise Celal Özer, milyarlar verseniz vermem diyor. Güzelmiş. Anlaşamadık mı şimdi? Yok. Mariner mi bacım? Yok. Mariner vereyim ya ben bunu. Vallahi Mariner. Gel. Benle gel. Bazen bir insanın yapamadığını hayvan dediğimiz kuzu fazlasıyla yapabiliyor. Ordu'da Ramazan'ın başlamasıyla birlikte balık satışları önceki aya göre %40 oranında arttı. Hangi balıklar daha çok tüketiliyor? Özellikle istavrit, mezgit, barbunlu bir artış daha çok böyle bunlara daha çok talep oluyor. Alabalık, havuz balığından alabalıklar biraz daha fazla tüketiliyor. Ordu Kumbaşı Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Şahin Aydemir, Ramazan'ın başlamasıyla balık tüketiminin %30-40 oranında arttığını söyledi. Ramazan'da balık tüketimi biraz da arttı. Arttı. Geçen aya göre bir artış söz konusu. Evet. Balığın hafif yemek olduğu için iftar sofralarında tercih edildiğini belirten Aydemir, balığın mide sağlığı açısından kırmızı etten daha faydalı olduğu biliniyor. Ayrıca sindirimin kolay olması nedeniyle balık tercih ediliyor dedi. Hafif olduğu için. Bir de daha pratik olduğu için, bir de faydalı olduğu için
Çocuklar için de mesela somun balıkları daha faydalı olduğu için biraz daha fazla tüketim oluyor. Yani. Vatandaşlar da Ramazan'da balık tüketiminden yana. Balık bizim için hem artık bir yiyecek hem de Karadeniz zorlukta balık artık bizim genlerimize işlemiş yani yenilmiş oluyor. Yani bir ihtiyaç, istek oluyor. Kırmızı etten bence daha da lezzetli ve denediği gibi gerçekten de çok hafif oluyor. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Siz de WhatsApp üzerinden haber zehri taşıdığını düşündüğünüz görüntüleri bizimle paylaşabilirsiniz. TV2 WhatsApp ihbar hattı 0546 452 0222. Şimdi spordaki gelişmeleri izleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Mutlu akşamlar, spordaki gelişmelerle karşınızdayız. Ordu Spor'da Metin Altınay tamam iş imzaya kaldı demiştik dün akşam. İşte o imza için Altınay bugün Ordu'ya geldi. Geçen hafta Ordu'ya gelerek yönetimle masaya oturmuştu Altınay ama o masadan net karar çıkmamıştı. O kararı Başkan Yaşar Pamuk verdi. Deneyimli teknik adama gel imzayı atalım dedi. Ve teknik adam Ordu Spor'la kaldığı yerden devam edecek. Ordu Spor nihayet teknik direktörüne kavuştu. Geçtiğimiz hafta Ordu'ya gelerek yönetimle görüşme gerçekleştiren teknik direktör Metin Altınay bugün Ordu'ya yeniden geldi. Geçen hafta Ordu Spor yönetimi Altınay'la masaya oturmuş ancak o masadan bir anlaşma çıkmamıştı. Taraflar bir daha görüşmek üzere el sıkışarak ayrılmış ve salı günü gelen telefonla tecrübeli çalıştırıcı yeniden Ordu'ya çağrılmıştı. İşte o telefonun diğer ucundaki isim Başkan Yaşar Pamuk'tu. Pamuk, Altınay'ı arayarak takımın başında seni görmek istiyorum demiş ve Altınay da hiç beklemeden tamam cevabını vermişti. O cevap bugün imzaya dökülecek. Akşam saatlerinde Ordu'ya gelen Altınay'la yönetim bugün iftar saatinden sonra masaya oturacak ve Ordu Spor'da Metin Altınaylı dönem kaldığı yerden devam edecek. Yönetimle her şartta anlaştıklarını ifade eden Altınay, parasal konuda ise çok küçük bir miktarda anlaştık. İnanın daha yükseğini veriyorlardı. Hatta bir kulüp Ordu Spor'un bana vaat ettiği paranın hepsine denk gelecek sadece ön ödeme veriyordu. Ama benim önceliğim her zaman Ordu Spor oldu. Miktar benim için önemli değil. Önemli olan Ordu Spor'dur. Bu yüzden bugün atacağım bu imza yeniden başlangıcı atılacak bir imza olacaktır açıklamasını yaptı. Altınay Ordu'ya gelirken tek gelmedi. Sezon boyunca hem takıma katkı sağlayacak hem de kendisine yardımcı olacak bir yardımcı antrenör, kondisyoner ile Ordu'ya gelen Altınay ekibini de oluşturmuş oldu. Kaleci antrenörü olarak Necdet Sarı Alaoğlu kalecileri çalıştırmaya devam edecek. Ordu Spor Teknik Direktör Metin Altınay ile anlaştı. Peki kamuoyunca gidecek denilen futbolcuların durumu ne olacak? İşte bu sorunun cevabı Altınay'ın atacağı o imzadan sonra belli olacak. Ordu Spor Teknik Direktör Metin Altınay ile anlaştı. Peki kamuoyunca gidecek denilen futbolcuların durumu ne olacak? Altınay daha önceki açıklamalarında bu konuyu imzaya attıktan sonra yönetimle bir araya gelerek gidecek ve kalacak futbolcular hakkında son kararı vereceklerini söylemişti. Şüphesiz ki Ordu Spor'da gidecek futbolcuların en başında Burak Saban var. Zaten bu futbolcunun ismi transfer piyasasından hiç düşmemişti. Ama bir fark var. Kamuoyunda söylendiği gibi Burak Saban'ın peşinde 4-5 kulüp yok. Saban'ı sadece geçen sezon Ordu Spor'la aynı grupta yer alan ve bir üst lige çıkmak için İstanbul Spor ile çeyrek finalde karşılaşarak uzatmalarda elenen Sarıyer kulübünün ilgilendiği öğrenildi. Sarıyer'in Burak Saban için nabız yokladığı ve tarafların anlaşması durumunda transfer için Ordu Spor'un kapısını çalacağı öğrenildi. Ekonomik olarak zor günler geçiren ve maddi bir gelire ihtiyacı olan Ordu Spor yönetiminin de Saban'ı satmaktan yana olduğu öğrenildi. Genç futbolcu da zaten Ordu Spor'u kafasında bitirmiş durumda. Yeni sezonda Ordu Spor'da oynamak istemeyen Saban başka bir kulüpte mücadele etmek istiyor. Ordu Spor yönetimi de Saban'ı iyi bir fiyatla elinden çıkarmanın peşinde. Ama sanıldığı gibi ortada 400-500 bin lira gibi bir rakam yok. Öte yandan Saban haricinde Ordu Spor'da başka hiçbir futbolcuya transfer teklifi yok.
Ama ortada bir gerçek var ki, geçen sezon transfer edilen tüm futbolcular alacaklarına karşılık takımı federasyona verdi ve birkaçı alacaklarına karşılık serbest kaldı. Onlardan ilki Mehmet Arı. Mehmet Arı'yı yeni sezonda takımda görmek istemeyen Ordu Spor yönetimi Arı'yla anlaşma yoluna gitmedi ve Arı alacaklarına karşılık serbest kaldı. Cuma'ya kadar diğer futbolcularla da anlaşılmazsa geride kalan futbolcular da serbest kalacak. Bu yüzden yeni sezonda takımda görmek istediği futbolcularla anlaşmak için elini hızlı tutan Ordu Spor dün itibariyle o futbolcularla görüşmeye başladı. Takımın başına yeniden Metin Altınay'ın gelmesiyle birlikte futbolcularla tek tek masaya oturacak olan Ordu Spor yönetiminin bu hafta sonuna kadar takımı netleştirmesi bekleniyor. Ordu Spor'da görev dağılımı yeniden yapıldı. 11 Haziran'da yapılan genel kurul sonrasında görev dağılımı yeniden oluştu. Daha önceden yapılan görev dağılımına göre bu seferki listede birkaç değişiklik vardı ve aynı isimler birkaç görevde yer aldı. Ordu Spor'da görev dağılımı yeniden yapıldı. 11 Haziran'da yapılan genel kurul sonrasında görev dağılımı yeniden yapıldı. Daha önceden yapılan görev dağılımına göre bu seferki listede birkaç değişikliğe gidildi. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili geniş bir haber yayınlandı. O haberde 50. yılımızda yeniden diriliş sloganıyla yola çıkan Yaşar Pamuk Başkanlığındaki yeni yönetim kurulu üyelerimiz sloganı yer aldı. Ordu Spor'un yeni yönetim listesi şu şekilde oluştu. Başkan Yaşar Pamuk, Başkan Vekili Nihat Şensoy, Başkan Yardımcısı Osman Çakıroğlu, Mehmet Yılmaz, Birol Kaygı, Ahmet Yenilmez, Arvi Hikmet İlke, Dursun Ali Kara, Ahmet Şükrü Mercan, Eyüp Elmas, Yusuf Yaman, İsa Falay, Kadir Işık, Hüseyin Akdeniz, Engin Avcı, Futbol Şube Sorumlusu Osman Çakıroğlu, Nihat Şensoy, Eyüp Elmas, Ömer Faruk Günay, Mali İşlerden Sorumlu Kadir Işık, Aykut Şimşek, Timur Aksoy, Dursun Ali Kara, Genel Sekreter Adnan Alparslan, Sosyal İşlerden Sorumlu Engin Avcı, Ersun Çakır, Uğurdaş, Uğurcan Küçük Ağoğlu, Samim Altuntaş, Nedim Yavuz, Altyapıdan Sorumlu Eyüp Elmas, Hasan Öztaş, Ahmet Serdar, Osman Çakıroğlu, Sezgin Şendere, Ercan Gebeş, Bülent Şahin, Hukuki İşlerden Sorumlu Yusuf Yaman, Umut Çağatayan Köksal, Sağlık İşlerinden Sorumlu Ahmet Şükrü Mercan, Nedim Yavuz, Basın Sözcüsü ve Sosyal Medya Ömer Faruk Günay, Tesisler, Güvenlik ve Personelden Sorumlu Nihat Şensoy, Ömer Faruk Günay, Yusuf Yaman, Sponsorluk, Reklam ve Pazarlamadan Sorumlu İsa Falay, Uğur Günel, İbrahim Ünal, Ömer Faruk Günay, Ahmet Serdar, Bülent Şahin, Kadir Işık, Uğurdaş, Dursun Ali Kara, Taraftar ve Derneklerden Sorumlu Şenol Özcan, Ömer Faruk Günay, İbrahim Ünal, Arge, İsa Falay, Eyüp Elmas, Denizhan Kalpaklı, Voleybol Şube Sorumlusu, İsa Falay, Eyüp Elmas, Transfer Komitesi, Nihat Şensoy, Osman Çakıroğlu, Eyüp Elmas, İsa Falay, Kadir Işık, Ercan Gebeş. Spor haberlerinin sonuna geldik. Bizi izleyin, haberiniz olsun. Mutlu akşamlar.